Efendim, gümüş kaşığı herkes somutlaştırıyor. O kaşığın gümüşü burada oturan güzel insanlar, o gümüş kaşıkta gerçekten sizlersiniz, en büyük zenginliğimizsiniz. Hayal edin, yıllar önce deniz kulübündesiniz. Sevgili Asaf Güneri size diyor ki, çocuklar 2024 yılında bir bahar akşamı sizleri Zonguldak'ta toplayacağım. Her ne olursa olsa geleceksiniz ve size o akşam bugünden o güne kadar ne yaptımsa onları anlatacağım. Eminim hepiniz gülerek derdiniz ki bu bir hayalin de ötesinde. Bizi bu akşam buraya getiren bu güzel filmin başlığı o işte. Bir hayalin de ötesinde. Kısa bir konuşma için, çünkü yemekte ayrıntılı bir şeyler anlatacak sizlere. Sayın Asaf Güneri'yi davet ediyorum mikrofona, buyursunlar. Heyecan dev gibi ve bir şeyden geri geliyorum. Bir meydan savaşından ya da bir başka başarı elde ettiğim için onun gururuyla dönüyorum. Şöyle bir sırtından bir ter akardı. Bugün de gelirken aynı şeyi hissettim Turan'la beraber. Ona da bahsettim. Şu anda da sizleri karşılarken aynı heyecanı yaşadım. Başardım. Zor yıllardı ama başardım. Şansımdır diyelim, hayattaki gerçek kahramanlarla tanışma fırsatım oluyor. Onlar en zor anlarda çıkıyorlar. Hani derler ya böyle, beyaz atlarına binip geldiler diye. Birdenbire geliyorlar ve gerçekten o yardım köprüsünü kurmak isteyen bizlere çok büyük yardımlarda, desteklerde bulunuyorlar. Biliyorsunuz siz belki sosyal medyadan, belki televizyonlardan 6 Şubat Maraş depremlerini izlediniz, takip ettiniz. Üzüldünüz, canınız yandı, hepimizin canı yandı. Ben o süreçte Kahramanmaraş'taydım. Orada enkaz altındaki çalışmalara da katıldım. İşte böyle zamanlarda kahraman madenciler tüm ellerinden gelen gayretle birlikte, iş makineleri sayısı az, ekipman az, zaten hayatını kaybetmiş bedenlerle temas halindeler, hastalık riski var bir dünya. Yani yapayalnızdı aslında Zonguldak madencileri. İşte o zaman size ulaşan birileri oluyor. Siz aramadan sizi bulan birileri oluyor. Ve o tam hani birinin canını kurtarırken böyle elinizi uzatıyorsunuz, o da elini uzatacak, tam tutacaksınız ama bir türlü tutamıyorsunuz. Böyle elinizi biraz daha itseniz tutacaksınız o eli. İşte bu uzattığımız eli yetişemediği noktada sağlam bir şekilde tutup, uzatıp o eli tutmamızı sağlayan biri var aranızda. Bize o dönemde en başından beri destek olan Asaf Bey var. Ben kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oldu. Fakat kanser hastası. Ben de bir şekilde Deniz Kuvvetleri'nden biraz ilgim var. Bana Ereğli'de Sivil Kurmay Başkanımız diye hitap ederler halen de. Nevzat dedi, evladım, ben denize çıkmak istiyorum. Şu güzel anılarımı denizde biraz daha yaşatmak için bana destek nasıl olursun? Ben hemen sevgili Asaf Bey'e müracaat ettim. Sevgili kız kardeşi Esin Hanım burada. Bodrum'da yatları var. Onu hemen tahsis ettiler komutanıma. Komutanım için pasaportlar vesaireler çıkarıldı. Gemiye, yata doğrusu. Yağ şeyler, kumanyalar alındı. Bir hafta komutanımı
kara sularımızda ve dışarıda Rodos'a vesaireye dolaştırdılar. Ve dolaşırken paşam beni aradı. Dedi ki Nevzat'cığım dedi, benim son günlerimde, son anlarımda bu günü bana yaşattığınız için sana da teşekkür ediyorum Asaf Bey'e de. Böyle bir anımız da oldu. Olaylı dönemler, sene 75, ben 75-80 arası okudum. Çok anarşi devriydi. Bir yerde beni o anarşinin içinde olmaktan da kurtarmış oldu. Çünkü o delikanlılık vardı içimizde, mutlaka bir şeyler yapardık. Ben yarım gün işe gittim, yarım gün okula gittim. Bana timesheet yaparsın işliyse dediği zaman, ben dedim ki, tabii ben Zonguldak TED'denim, time ve sheet birleştiriyorum, zaman ve çarşaf, benim İngilizce bilgimle o zaman. Asaf abi ne yapıyor dedim yani, ne time sheet'i falan, neyse zaman çizelgesiymiş. Sonradan tabii ki 2 sene kadar birlikte çalıştık, sonra yollarımız ayrıldı ama her zaman bir aradaydık. Ve 33 sene aralıksız denizcilik yaptım. Türkiye'nin ilk kadın gemi kiralama broker'ı olmama neden Asaf Güneli'dir. Tekrar teşekkür ediyorum. Çocuk yaşındayım. İhracat nedir bilmiyorum. Zonguldak ihracat bilmiyor. İthalattan çok büyük bir bağımlı. Çok değişik. O 2500 ton gemilerle, şimdi bizim gemilerin en küçüğü 79 ton, 80 bin ton. 2500 tane büyük gemi gönderdik. Büyük gemi yükleyip Zonguldak'a gönderdik, Yunanistan'a gönderdik. Her hafta bir gemi kaldırıyorduk. Bir müddet sonra bizim bu meşhur şey vardı ya, Kop Fabrikası önünde lavanın altı, lavanın olduğu yerde stoklar birikmiş ve yandan haberleri geliyor. Panik halinde Türkiye'nin kömür satması lazım. Bu sıra bir İtalyan'dan çıktı. Ben İtalyan adama mektup yazdım. Seni temsil etmek istiyorum. Ve o zaman bugün telex, fax, internet, mail falan böyle şeylerin hiçbirisi yok. Mektupla yazışıyoruz. Ve işte ben acent olmak istiyorum. EKİ, TKİ çok iyiydi. Ben bildiğim gibi değil. Büyük adamdı. Size korkma, korkma falan dendi. İngilizce ne kadar biliyorsa her üstü dökmüşüm, gözlemişim. Falanlar da peki kabul etmiyoruz diye cevap geldi. Lan nasıl yapacağız? Ve böyle sene 500 bin ton kömür ihraç ettim. İspanya, İtalya, Belçika, Japonya. Japonya 18 bin ton kömür ihraç ettim. Gördüğüm limanda. Sene 1967'de. İnşallah onların benden içinde bırakıyorlar. Onlar daha iyisini yapacaklar. Daha büyüğünü yapacaklar. Daha benden modern olacaklar. Biz hamallığa alıştığımız için işler hafif gelince biraz rahatsız oluyorlar. Ama bir şey var altında. Ne olur ne olur. Bir arasında onu diyoruz. Hepinizi saygıyla selam. Videoda her ne kadar küçük bir kesit olarak geçse de videoda belirtilmek üzere çok kıymetli olduğu düşünülen bir ayrıntıya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Asaf Bey'in arkasında yanında böyle kapı gibi duran, yüreğini açan ve ona güvenen bir annesi var. Annesi vardı, onu da rahmetle anıyorum. İyi ki varmış, Asaf Bey'in arkasında durmuş, bağrına basmış. Ben eğer izliyorsa, duyuyorsa onun da Anneler Günü'nü kutluyorum. Fahire Güner'i Zonguldak CHP Kadınlar Kolu'nda çok faal bir üyeydi. Ve bu hükümet meydanında miting düzenleyip halkı aydınlatan bir kişiydi. Biz o kadının çocuklarıyız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yüreğimizden sevgiler gönderiyoruz.